Mecliste parmak sallama kavgası, birbirlerine girdiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder Başkanlığında toplandı. Görüşmeler sırasında Önder ile AKP'li Mehmet Ali Çelebi arasında parmak sallama tartışması yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder Başkanlığında toplandı. Önder, gündeme dair konuşmada önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi. CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık gezmiş, söz alarak ilaç ve eczacılık sektöründe yaşanan sorunları uzun yıllar boyunca eczacı olarak giydiğini belirttiği beyaz önlüğüyle anlattı. 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutlayan Gezmiş, sağlıkta dönüşüm programıyla hayata geçirilen politikaların eczacıları da hastaları da çaresizliğe sürüklediğini ifade etti. Ateş düşürücü çocuk şurubunun bile yarısını artık devletin ödemediğini ifade eden Gezmiş, koruyucu sağlık ödeneğinin yetersiz kaldığını belirtti. Genel kurulda gürültü kavgası. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Önder, Gezmiş'in konuşması esnasında genel kurul salonunda oluşan gürültü sonrası söz almak isteyen kişilerin listesini yenilemek üzere toplanan AKP'li milletvekillerine uyarılarda bulundu. Önder, sisteme giriş yaparak söz isteyen milletvekillerinin bu taleplerini iptal ettiğini duyurdu. Ve sisteme tekrar giriş yapılmasını talep etti. AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP'li Gezmiş'in konuşmasını tamamlamasından sonra önderin yanına giderek "Sizin yaptığınız keyfiyet oldu." ifadelerini kullandı ve bu duruma itiraz etti. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. "Elini sallama bana. Kime parmak sallıyorsun?" Önder, Çelebi'ye "Elini sallama bana. Kime parmak sallıyorsun?" diyerek görüşmeyi ara verdiğini açıkladı. Görüşmelere verilen arada da DEM Parti ve AKP milletvekilleri arasında kısa süreli parmak sallama tartışması geçti. 38 kez ağırlaştırılmış müebbet, affedersiniz boru değil. Aranın ardından Meclis Başkan Vekili Önder, iç düzeye göre birinci görevinin genel kurulun sükunetini ve konuşma zemininin kaybolmamasını sağlamak olduğunu belirterek, genel kurulun akışını bozmadan ilk 20 konuşmadan sonra iktidar muhalefet ayırt etmeden söz söyleme hakkını en geniş şekilde kullandırmaya çalıştığını söyledi. İki gün önce 67 milletvekilinin söz aldığını ve bunun 67 dakika sürdüğünü anlatan Önder, bunun bir süre uzatma olmadığını vurguladı. Önder, bazen bir saat arkadaşlarımıza tek tek söz vermek, mecliste 2-3 saat tasarruf etmek anlamına da geliyor. Dedi, meclis başkan vekili Önder, konuşmasını şöyle sürdürdü. Bir arkadaşımız, bir sayın milletvekili parmak salladı. Açılışta hiç bahsetmeden girdim, şu anda 38 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyorum. Hakkımızdaki ferman yarım saat, bir saat içinde açıklanmış olacak. 38 kez ağırlaştırılmış müebbet, affedersiniz boru değil. Hele bugünkü ortamda, bir şey olur olmaz, buradan adalet çıkar çıkmaz, diyecek bir tane vekil varsa ikincisi de ben olayım. Buna rağmen kendi sorumluluğumuzu müdrik geliyoruz, burada bu işi suhletle yürütmeye çalışıyoruz. Bu sayın milletvekilinin bilmesi gereken şu ki ben parmak sallanacak bir insan değilim. 38 kez bu parmak değil bir güz olarak başımda sallanırken gelip burada görev ve sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyorum. Bana sökmez. Ama bütün arkadaşlarımızın hepsinin hukukunu korumak, gözetmek benim tüm kişisel görüşlerimden ve hassasiyetlerimden daha önde gelir. Eğer varsa bir arkadaş, şurada şöyle bir buz ile davrandın, diyecekse boynum kıldan incedir. Onun için herkesi tertipli olmaya davet ediyorum. Konuşma yapan hatibe saygı gösterilmesini isteyen Önder, bunu söylemek istemezdim ama genel kurulu yönetirken beyne pıhtı attı benim. Gittik, her şer bir hayra gebedir, pankreasta tümör çıktı. Gittik, beyne pıhtı atmasıyla beraber aorta nevrizması yaşadık. Ağır da bir tedavi görüyorum. Ona rağmen ben bu kadar tahammüllü, bu kadar saygılı ve bu kadar zarafetle yürütmeye çalışırken bu hoyratlık kabul edebileceğim bir şey değil. Acaba zarafetimizi, nezaketimizi, edebimizi başka bir şey olarak mı yorumluyorlar duygusuna kapılıyorum. İncindiğim bir şey sözlerini sarf etti. Muhalefetten de milletvekillerinin gelerek kendisini demokrasi dışı davranmakla suçladığını anlatan Önder, bundan sonra 20 kişiden başka hiçbir milletvekiline söz vermeyeceğini kaydetti. Önder, kendisine yönelik saygısızlıkla alakalı bir şey yapmayacağını, onu bile ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdiğini aktardı. Önder'den dava sonucuna ilişkin açıklama. Meclis Başkan Vekili Önder, Kobani davasında açıklanan hükümleri de değerlendirdi. Bu cezaların hak edilen cezalar olmadığını öne süren Önder, olan memleketin barış umuduna ve birlikte yaşam umuduna yöneliktir dedi. Bütün uyarılara rağmen AK Parti cenahının bunun farkına varmadığını belirten Önder, gün be gün ortaya çıkan şeylerle görüyoruz, bu da AK Parti'nin ilerideki yargılanmasının ön iddianamesidir. Çünkü çözüm sürecine ait tüm şeyler kriminalize edilmiştir, cezanın konusu yapılmıştır değerlendirmesinde bulundu. Hükümleri protesto etti. Birleşimin kapanmasının ardından DEM partili milletvekilleri Kobani davasının sanıklarının fotoğraflarının yer aldığı pankartları kaldırarak açıklanan hükümleri protesto etti.